Sizi takip eden birçok insan için kendilerini nasıl terkin edebilirler? Basit ve sade olması gerek. Ne kadar çok komplikasyonlu bir terkin üretirseniz, beynin algılama, kabullenme ve bunun işlemesi yavaşlıyor. Yavaş. Kişi kendisine yapıcı yönde bu yapabilmesi için geçmişte maruz kaldığı, farkında olmadığı yapıcı terkileri tespit etmesi gerekli öncesi. Çürütmediğiniz sürece bu inancınızın dışında yapacağınız her terkin geçici süre devam. Merhabalar. Her programda farklı bir uzmanın sorularını Sayın Deniz Egeci'ye yönettiği Uzmanlar Deniz Egeci'ye soruyor programıyla karşınızdayız. Ben Fotoş Karakiniz, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu olup zihin yönetimiyle ideal zihin ve idari bedene ulaşma alanında uzman olarak çalışmaktayım. Bugün Deniz Egeci Enstitüsü kurum sahibi ve onursal başkanı çok değerli Sayın Deniz Egece'ye siz YouTube izleyiciler için soruyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Sizler. Çok teşekkür ederim. Onur verdiniz. Yani onurlandırdınız bu arada. Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz zaten ayrıcalığınız var. Yani ayrı bir ne olursanız olun hangi tarz kariyeriniz de olsa ayrı bir insansınız. yani, Ve Ayrı bir renksiniz dünyamız için. Buyurun. Herkesin de merak ettiği... Telkin ve telkinler konusunda konuşmak istiyorum, sormak istiyorum, daha detaylı bilgi almak istiyorum. Şöyle, herkesin izleyen herkesin anlayabileceği bir şekilde telkin nedir? Telkin aslında çevreden bir tür mesaj olarak beş duyu organımızla dış dünyadan aldığımız sinyallerin mesaj olarak zihnimizde algılama durumu diyebiliriz yani kısacası e, telkin sadece kelimelerde e, işte Metin veya işte bir mantra şeklinde veya bir cümle şeklinin haricinde de gözlemleyerek de telkinler alınabilir yani telkin bir tür ikna etme ikna olma olayı algılama ilgili mesajın beyne verilme durumu yani e, Deniz hocam telkinleri sadece sözel olarak kabul etmeyip jestler, mimikler, bütün uyaranları telkin kabul edebiliyor muyuz? Ya şimdi şöyle tabii e, sözel ve görsel e, telkinin e, haricinde e, dokunsal işte tat bazında işte lezzet bazında da bir tür dışarıdan sinyaller alıyoruz ve bunlar bizde bir algılamaya sebebiyet veriyor ve bu bir, e, bir bilgi transferine gerçekleştiriliyor. O yüzden ben bunları telkin olarak kabul ediyorum zaten. Yani şunu anlamak çok önemli. Telkin dediğimiz zaman ikna olma, anlamayı oluşturma durumu. O yüzden yani sadece söz telkinleri, yani sözel telkinlerle kısıtlamamak lazım bunu. Çünkü insan beyni, alanım insan beyni, insan beyni çeşitli çevreden gelen mesajların nöronlarımızda bir hologram, iki içerik olarak birleştiğinde ortaya çıkan bir bilgiyle çalışıyor. Dolayısıyla beynimizdeki hologramlar ve içeriklerin anlaşılması adına bu tat, lezzet, dokunma, işte, işte atıyorum e, e, görme gibi veya sadece dinleme ve işitme gibi bütün bu kavramlardan alınan mesajların toparlanıp kişiye verdiği mesajı telgin olarak nitelendirebiliriz. Niye olmasın yani. Yani duygusal ve düşünsel bütün etkenler aslında beynin ...elektromanyetik alanında değil mi? Evet. Ve biyokimyasında etkili olabiliyor. Tabii Peki, kesinlikle. E, telkin demişken aslında bilinçli... ...kişinin bilinçli, farkında olduğu telkinler... ...ama farkında olmadığı ve... ...maruz kaldığı... Telkinler. ...tüm dünyadaki insanların... ...çocukluğundan itibaren... ...farkında olmadan kimlerin, nelerin... ...telkinleri etkisi altında kalır. Şimdi e, bir defa... ...12-13 yaşına kadar... ...çocuk... E, farkında varmadan telkinlere maruz kalır. Bunu bunu değiştirebileceğimiz bir durum yok. Sebebi üst bilinci yok. Üst bilinci olmadığı sürece farkındalık sağlayamaz kişi. Şimdi şu an beni bana konsantre olmuş ve anlattıklarımı dikkatle dinleyen kişiler şu anda telkinlerime farkında olduğunu düşünebilirler ama yanı sıra benim davranış biçimlerimle ya da alttan bir ses sesle ya da işte atıyorum herhangi bir bizi izlerken evin içerisinde herhangi bir birisinin çıkarttığı bir uyarı kişiye subliminal mesaj olarak bilinç altına inebilir. Yani 12-13 yaşımıza kadar ergenlik dönemimize kadar çevreden aldığımız her türlü mesajı direkt bilinçaltımıza terkin olarak atıyoruz. Ama 12-13 yaşımızdan sonra üst bilincimiz ortaya çıktığında bunları süzgeçten geçirebiliyor. Yani konsantre olduğu noktalardaki süzgeçten geçiriyor. Konsantre olamadığında örneğin şu anda bu masanın altında bir karıncanın geçtiğini düşünelim. Şu karıncanın sesini bilinçaltımız alıyor. Veya arkada bir araba sesini alıyor örneğin. Ama ben size odaklandım, size anlatıyorum. Sizin beni, bana odaklandığınız bilinç üstü alanınızla telkinleri farkındalıkla sağlayabiliyoruz. Yani farkındalık orada oluşturabiliriz. O yüzden hani çocuk yaşlarda Maalesef e, bize verilen bütün bilgiler e, bir e, yani telkinler olduğunu bile farkında değiliz. Yani örneğin anne baba e, evde e, çocuğa belirli bilgiler öğretiyor, anlatıyor, örnek olmasını istiyor. Onların hepsi telkin olaraktan çocuğa gidiyor zaten. Ya da diyelim ki anne e, bir fare gördü, fareye gitti, öldürüyor. E, çocuk anlıyor zaten diyor ki. E, ben diyor fare gördüğüm zaman öldürmem lazım. Fare iğrenç bir hayvan olduğunu o gün telkinlemiş oluyor bir tür bu annesinin hareketiyle bir model atmış oluyor. Ya da beklenmeye cevap vermeyerek. Diyelim ki çok heyecanlı bir şeyler anlattı çocuk anneye babaya. Anne ya da baba çocuğa çok burun kıvırdı, çok ilgilenmedi. Hemen sen değersizsin cümlesini duymuşçasına bir telkin etkisi yapabiliyor. Tabii burada, çocuk ha? kendisine onu kodlayabilir otomatikman. Değersiz çünkü anne baba ilgilenmedi gibi. Ya da kediye kedi örneği alalım. Kediyle anne kucağına aldı, fareyi öldürdü. De anlıyor ki kedi öldürülmesi gereken iğrenç bir hayvan, fare pardon. Kedi ise sevilmesi gereken evcil bir hayvan olduğunu orada terkin edin. Şimdi bu terkine izin veremezsiniz. Yani bunu farkına varamayabilirsiniz, bunu durduramazsınız. Ama yetişkin oldunuz diyelim. Ha, siz o zaman e, hayvan hakları fikirleriniz değişmiş olabilir, hayvanlar hakkında bakış açınız olabilir. Bu sefer e, size anlatılan e, kedinin çok sağlıklı, evcil ama farenin çok kötü bir hayvan olduğunu ikna olmayabilirsiniz. Yani bu telkine şey yapabilirsiniz, red edebilirsiniz. Ama küçük yaşta o telkinlere maalesef maruz kalıyoruz. O yüzden yani ilk etapta dinimiz, e, milliyetimiz, e, sosyal yapılarımız, e, töreler, adetler, gelenekler, ahlak değerlerimize... Biz 12-13 yaşımıza kadar bize ne anlatıldıysa onların farkına varmadan otomatik olarak mı bilinçaltımıza işlenmiş oluyor? Telkin oluyor. Telkin derken telkin yoluyla yani telkin, telkin demek yoluyla. çok kısacası telkin demek ikna etmek demek. İkna, i̇kna etmek. olmak demek bir bilgiyi kabullenmek demek. Bir e, bilginin anlaşılmasına, onaylanmasına maruz kalma durumuna telkin diyebiliriz. Yani bir bilgi var ortada. Bu bilgi senin kafana beynine bu bilginin kabul edilmesini sağlamak telkin olarak nitelendirebiliriz. Yani illaki sözel olmalı gerekmiyor. Gerek. İşitsel olur, görsel olur, efendime söyleyeyim. Dokunsal olur, tatsal olur. Yani birçok telkinle, birçok yöntemle bilgiyi veya fikri ikna edebiliriz beynine. Onun adı işte telkin evet. oluyor. Yani. Peki telkinin etki gücüne yaş aralığı, mevsimler, bulunan çevre, Değil mi? Bilinç seviyesi etkileme gücünü ne kadar etki altına alacak kişiyi e, seçebiliyor değil mi? Şimdi şöyle diyemeyiz yani e, nasıl anlatayım size e, sizin bilinç seviyenize göre e, yani bugün, bugün hiç kitap okumamış bir insanda çok bilgili bir insanda ordinatör profesör bir insanda evet. e, herhangi bir telkinle bilgiyi etkilenebilir. Yani burada hani bir okumuşluk telkin diye bir şey yok ama bazı telkinler e, aydın insanlarda etkili olur Bazı telkinler e, okumayan sorgulamayan soru sormayan kişilerde etkili olabilir Bazı telkinler okuma yazma hiç bilmeyen kişilerde olabilir yani telkinin içeriği anlatım tarzı e, kişiden kişiye değişir Dolayısıyla telkin e, kök inançlara da bağlı Şimdi mesela ben Müslümansam, Türksem bana Türklük hakkında kötü bir telkin ikna etmez. Veya Müslümanlığı e, yalanlarını anlatmaya çalıştığını anlatan birisi e, beni ikna edemez. Müslümansam. E, Kimin verdiği önemli yani telkin. Kimin verdiği de önemli. E, telkinin e, benim kök hangi inançlarıma. Ya da hangi atmosferde verildiği de önemli. Yani. Kimin verdiğinin ötesinde e, benim kök inançlarımın. ...telkinle uyuşması gerekir. Evet. Şimdi ben Budistim, Taistim... ...bana işte Hristiyanlığı anlatıyorsunuz... ...bu beni şey yapmaz... ...ikna etmez. Benim kök inancım da o var. Ya da ben işte atıyorum Fransızım... ...bana Almanya'nın, Alman ırkının... ...doğru olduğunu anlatıyorsunuz veya benim Alman olmam... ...gerektiğini anlatıyorsunuz. Ben Fransızım... ...işte ırkçıyım diyelim... ...Fransız bir ırkçısıyım. Dolayısıyla ben o inancı kabul ettiğim için... ...kök inancı, sizin telkinleriniz... ...bende etkili olmayabilir. Yani... Bu alan dediğiniz gibi kişiler, mevsimler bunların hepsi etken tabii doğal olarak elbette. Ama kök inançlarda etken diyebiliriz. Peki gizli yapılan telkinle açık yapılan telkin. Mesela bilinçli olarak kişinin rızası olarak ya da, da rızası olmadan hipnotik bir transa soktuğunda gizli yapılan telkinle açık yapılan telkinin arasında etki gücü var mıdır? Yani süreklilik olarak hipnoz altındaki telkinle. Uyanık haldeki telkin hakkında biraz daha bir ayrımını Şimdi, konuşmak ister miyiz acaba? Şey, üç çeşit üç diyebiliriz biz bunu. Birincisi hipnoz. Yani hipnozer üst bilinci, karşı taraftaki danışanın üst bilincini gevşetiyor ve bilinçaltına belirli telkinler söylüyor. Bu birinci yöntem diyebiliriz. İkinci yöntem otohipnoz. Kişinin kendi kendine bilinçaltına vermek istediği mesajları anlatıyor. Bu da ikinci yöntem olsun. Üçüncü yöntem. Siz de sohbet ederken hiçbir profesyonelce bir bir belirli bir bilgiyi aktarmaktan ziyade sohbet Kasıtsız. dedikodu ederken bir anda bilinçaltınızdaki bilgilerin değişmesi durumu. Yani üç ayrı durumdan bahsedebiliriz bu sorduğunuz soruya. Evet. şimdi kişiler bazıları mesela şu değildir yani telkinler insanı elbette değiştirir. Ama oturup hani illaki düşünce molası yapıp kendinizi değiştirmeniz gerekmiyor. Yani günlük hayatınızda eylemleriniz, gördüğünüz, yaşadığınız olaylar da sizin inançlarınızı değiştirebilir. Günlük hayatınızda bilgilerinizi değiştirebilir. Bu üçüncü versiyon dediğimiz bir versiyon. Fakat bu kontrolsüz bir şekilde olur. Yani sizle yapacağımız bir sohbet esnasında ben sizin hayatınızda neleri değiştirebileceğimi bilemiyorum. Sohbet ederken bu bir anda sizin fikirleriniz inanabilirsiniz. Ben... Bana saygı duyduğunuz için daha hızlı olur. Akranınız olsa, arkadaşınız olsa biraz daha yavaş olur. Kendinizden küçük birisi bir şeyler anlatsa ona pek inanmayabilirsiniz. Daha önce de tanıdığınız birisi hani derler ya, hocadan koca kocadan hoca olmaz diye. Mesela eşiniz ailenizin sizi tanıma durumundan dolayı onların telkinleri etkisiz olabilir gibi. O yüzden sohbet esnasında yani dedikodu yaparken ki ortaya atılan telkinlerle değişim biraz daha zayıf olur. E, pardon e, tesadüfen olur. Ama oto hipnoz yani kişinin kendi kendine ikna etme durumu istediği inancı değiştirebilir. Ve en güçlüsü budur telkinlerin içerisinde. Oto hipnoz olayı yani ben uzman olarak sizi üst bilincinizi bayıltıyorum ya da gevşetiyorum. Bilinçaltınıza belirli konularda bilgi veriyorum. Bu çok kısa süreli sürer. En uzunu 1-2 haftadır yani fazla sürmez. Yani herhangi bir davranış alışkanlığınız bir iki İnanç hafta Değiştirilmediği için. Değiştirmez. Belki. Sizi oraya Kısa süre inancınızın gibi. üstünde brokaj yapar. Yani kapatır. Ama inancınız hep kalıcıdır. İnancınızı iki şey değiştirir. Dedikodu, arkadaşlarla sohbet vesaire gibi durumlar değiştirebilir. Ama bunlar kontrolsüz değişir. Farkına varmadan değişir. Ama oto hipnozlar kendi kendine yapacağınız telkinlerle bilinçli bir şekilde inançlarınızı yani sıkı sıkı tutunduğunuz günlük hayatınızda davranış, duygu üreten uyuştuğunuzu bilinçli bir şekilde değiştirebilirsiniz yani. Ki kişi kendisine yapıcı yönde telkinler, ototelkin yapabilmesi için geçmişte maruz kaldığı, farkında olmadığı yıkıcı telkinleri tespit etmesi gerekli midir öncesinde? Yeni yapacağı telkinlerin etkili olabilmesi için. Tabii şimdi eğer herhangi bir konu hakkında yaşadığı bir eylem sonucu travma, depresyon veya öğrenilmiş Eylemle öğrenilmiş bir inanç sistemi veya ma telkine maruz kalarak öğrenmiş bir inanç sistemi modelleyerek girilmiş bir şekilde bir şeye inanıyor. Bu inancın dışında çürütmediğiniz sürece bu inancınızın dışında yapacağınız her tel telkin geçici süre devam eder. Diyelim ki e, örneğin e, beslenmenin e, kilo aldırdığına inanmak örneğin. E, bu inancınız olduğu sürece siz istediğiniz kadar beslenme kilo aldırmaz, ekmek kilo aldırmaz diye kendinize telkin de etseniz bu bir işe yaramaz. Bu tamamen bir çöptür. Ama gıda alımının yani beslenmenin bir kilo aldırmadığını ispatlayabilirseniz bunu yüzleşmeyle yaparsınız. Yüzleşme telkinleriyle yaparsınız. Bunu yaptığınızda yeri kodlayacağınız her telkini ikna edebilirsiniz beyninize. Yani inanılan doğru olduğuna inandığı yalan yanlış ya da yanıltıcı bir inancını çürütmediğiniz sürece yeni bir inanç biçimini oraya yerleştiremezsiniz. Ama diyelim ki Müslüman, Müslümanlık hakkındaki inancı sabit ve buna e, diyelim ki namaz beş vakit değil altı vakittir diye ikna edebilirsiniz. Dersiniz ki Hz. Muhammed Efendi'nin hanımı Ayşe Hanım altı kere kurardı. Nedeli şuydu buydu der anlatırsınız böyle. Bu buna ikna olur. Evet bunun farzı beştir ama altı daha iyidir diye öğretebiliriz. İnanır hemen. Çünkü İslamiyet'in inancı, kök inancında bu olduğu için hurafe dediğimiz bütün hikayeleri böyle ikna edebilirsiniz. Yani kulaktan dolma fikirler, bilgiler, gerçek olmayan. Ama burada bir temelde gerçek Kur'an var. O Kur'an'ın temelinden e, hurafe üretebilirsiniz gibi de düşünebilirim. Yani temelde beslenme fikri var. Temelde yaşamla ilgili fikirler var. Sermaye, bolluk, bereket, para kazanmak, erkek cinsiyet, cinsellik, yaşam, meslek, kariyer gibi temel bilgilerimiz var. Temel kök inançlarımız var. Bunlara nasıl inandığımız bizim alacağımız telkini için önemli. Yani ben mesela bir erkeğim, heteroseksüelim ve karşı cinslerden hoşlanıyorum. Bana anlatacağınız bir gay, lezbiyen, trans hiçbir şekilde beni ikna etmez. Ben bir erkeğim, erkek kek köküncümde erkeklik var. Karşı cinslerden hoşlanıyorum. Aile kurmak, çocuk yapmak bunlar benim için değerli şeyler örneğin. Bu değerlere mesela inanıyorsam bana yapacağınız her telki ikna olmam gibi de anlatabilirim yani konuyu. Şimdi yeri gelmişken minicik bir magazin yapayım o zaman. Eee çalıştığım danışanlarımda geldiğin zaman yaşam motivasyonu düşükse benim dikkat ettiğim onun motivasyonunu yükseltmek için bir şey var. Yani bir piramiti baz alıyorum ve kişinin o piramidin en alt basamağında kişinin uykuyla beslenmeyle hareketli olan ilişkisine bakıyorum. İşte ne bileyim ikinci basamağında çevreyle olan ilişkisine bakıyorum. Efendim en tepede kişinin üst bilinciyle ve bilinçaltıyla olan ilişkisine bakıyorum falan filan. Bu çok detaylı bir konu yani ona doğru telkini verebilmek motivasyonu yükseltmek için. Ki insanların telkini, telkinle bağışıklık sistemini güçlendirebildiği gibi bir psikoneuroimmunoloji gibi bir bilim dalı bile varken siz bu kadar güzel bilgileri detaylı detaylı anlatırken insanların böyle Cem Yılmaz misali hani tiy almıştı ya çok haklı olarak tiye almıştı tabii ki. Böyle bir çok zenginim, çok zenginim, çok başarılıyım, çok başarılıyım, mutluyum, mutluyum deyince bu işi bu kadar kolay zannetmeleri sizce bu popüler e, sistemin etkisi ne kadardır? E, bu kadar basite almalarının nedenleri arasında neler vardır? Beni çok rahatsız eden bir konu olduğu için sizi de yakalamış. Şimdi, e, sorayım? Şimdi istedim. Cem Yılmaz'ın e, hikayesinden önce bu olay Secret kitabıyla başladı. Yani e, Secret kitabından önce e, mesela ben e, uzak doğuda Secret kitabından önce a, ilk aldığım eğitimlerden bir tanesi e, mantralar. Yani yoga'daki meditasyon eğitimlerinde yani konstan yani içe kapanma eğitimleri diyeyim de e, içsel telkinlemeler var iç içse, içe dönük içe dönük konuşma bundan önce baktığınız zaman İslamiyet'te de tefekkür var vesaire tefekkür var. dualar var örneğin evet. bunlara baktığımız zaman bunların hepsi birer telkindir aslında bu Secret kitabı bunu mucize gibi anlattı dünyaya İşte insan zihninin işte telkinlerin gücü, etkisi vesaire gibi. Bu tarzda bir sürü de kitap çıktı tabii doğal olarak. Öncesinde de çıktı. Sadece Secret'te çıkmadı ama Secret'te biraz popülerizm kazanıldı. Burada Secret'te işte çekim yasası ve evren yani evren sana veriyor bunu gibi bir termoloji kullanıldı. Ve dolayısıyla Cem Yılmaz da hani evrenden isteğin gelsin kardeşim gibi bunu espriye dönüştürdü. Dönüştürdü. Bu Şimdi kadar aslında da. Evet evet. Şimdi evren sana versin derken tabii dünyamızdan bahsediliyor büyük bir ihtimalle. Benim anladım. Çünkü evren çok büyük yani o evrenin bana verme ihtimali yok. Yani bazıları bunu gerçekten öyle sanıyor yani. İşte ben telkinlerimi söyleyeceğim. Evren bana bunu gönderecek. Ya böyle bir durum yok zaten. Bu bir haber ki popüler bir şey. Yani paparazi bir durum. Yani insanların dikkatini çeksin diye kullanmış olabilirler ama Öyle bir kavram yok. Evren bize vermez. Evren dediğin şey Tanrı'nın yerine koymuşlar bazıları da bunu. Yani bu işi yani zaten Tanrı bir evren olabilir. Tanrı'nın yarattığı bir evren olabilir. Tabii. Allah'ın alemleri olabilir. Bilemeyiz yani o konuda ben din hocası, vaazıcı değilim. Ama şunu çok iyi bilmemiz lazım. Telkin aslında bütün medeniyetin gelişmesine sebep olmuştur. Bugün... eee Sözlü telkinler, görsel telkinler, RIN sayesinde bugünkü geldiğimiz medeniyet ortaya çıkmıştır. Telkinin gücü diye bir şey konuşmak bile abes bir durum. Telkin Elbette bugün e, yuvalarımızı telkinle kuruyoruz, işlerimizi telkinle yapıyoruz. İktidardaki hükümetler telkinle seçimleri kazanıyorlar. Telkin çocuklarımızı yetiştirdiğimiz bir durum. Telkin iletişim aracıdır. Bir iki kişinin birbiriyle iletişimde kullandığı bir... E, sözel, görsel, birbirini anlatım, ifade, mesaj şeklidir. Dolayısıyla yani evrenden istemek kavramı, hani anlatıldığı kavramının altını çizerek o bir popülerizm. Dünya zaten bizim isteklerimizi telkinle bize geri veriyor. Dünya derken siz kendiniz ne yapacağınızı telkin ediyorsunuz. Ben işte inşaat yapacağım, ben şu kariyeri yapacağım, ben şuraya okuyacağım, şununla evleneceğim, bunu yapacağım. Kendinize telkin ede dünyanın size sunduğu nimetleri yaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Liderler yani, oluyor, büyük sanatçılar yetişiyor, her şey, değil mi? Her, her, şey. De her, şey değil? her şey, her şey, her şey. Sadece immün sistemi veya işte metabolizmanın gücünü arttırma bu hani çok komik yani bu çok sınırlı bir durum. Ama canlı bomba da olabiliyor mesela. Kesinlikle, evet. aynen çok güzel değil ifade ediniz. Aynen canlı bomba da olabiliyor. olabiliyor. Yani bu dünyanın bize sunduğu her şeyi telkinle hayatımızda gerçek realizeye dönüştürüyoruz yani. Peki Deniz hocam, sizi yakalamışken sizin yıllardır çok güzel hizmetler sunarak çalıştığınız alanda da telkinin nasıl kullandığınızla ilgili seyircilerimize bilgi vermek isterim ben. Kilo verme alanında çalışıyorsunuz, bu konuda tek otoritesiniz Türkiye'nin bildiği gibi tabii ki ben de biliyorum. Peki telkinleri nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi biz telkinleri bir defa görsel, işitsel ve Sözel şeklinde üç ayrı telkin grubumuz var. Bunları da farkındalık, yüzleşme ve kodlama olarak yine üç ayrı tek genel başlık altında telkinleri üretiyoruz veya öğretiyoruz veya uyguluyoruz diyeyim. Bu farkındalık telkinlerimiz daha çok bilginin kaynağını ve anlamını fark etmek için kullanıyoruz. Kişideki beslenme, hareket, beden işte vesaire vesaire gibi yani kilo veya görsel görüntüyü oluşturacak kök inançlarının farkındalığı için yapılan telkin teknikleri veya metotları diyebiliriz. Burada da işte sorgulama, gözlemleme, kıyaslama gibi teknikler kullanılıyor içeride. Farkı, özgürleşme dediğimiz bölümde ise daha çok bırakma, yüzleşme yani ilgisiz kalma daha doğrusu yüzleşme yani nötr etme ya da affetme telkinlerimiz var. Burada işte yine zihnindeki geçmişte yaşadığı anılarını nötre etme durumuna dönüştürme, yüzleşmeyle doğru olduğuna inandığı yalan yanlış yanılıcıları nötre etme durumu, işte bırakma dediğimiz metotta ilgisini başka yere yönlendirme, değiştirme gibi. Bu da doğal olarak içinde telkinler şey yapıyor, barındırıyor. Bir de kodlama olayımız var. Kodlama dediğimizde Beyne yine yeni bir bilgiyi aktarmak, öğretmek anlamında bu dualar, motivasyon, odaklanma, mantra tarzı tekne, telkinler, sözel evet. ikna edici telkinler, yeni telkinler yani hedef hedef amaçlı telkinler gibi burada da çok böyle çok çeşitli telkin türevleri var ama biz motivasyonu da duayı da hedef belirlemeyi de hedef planlamayı da zihinde bunları hani zihindeki alanlara bunları ekmek, tohum atmak kavramlarını Kodlama olarak e, isimlendiriyoruz, nitelendiriyoruz. Peki profesyonel anlamda sizden hizmet alma imkanı olmayan, e, YouTube'dan sizi takip eden e, pek çok insan için kendilerini nasıl telkin edebilirler en basit haliyle anlayabilecekleri şekilde tavsiyeleriniz nelerdir onlara? Hayatlarını günlük hayatın içerisinde motivasyonlarını yükseltmek için, hedeflerine belki ulaşabilmek için, onu ya şimdi, evet yani genel anlamda e, elbette telkin çok basit bir çalışma yani çok basit bir kavram ama çok karışık da bir kavram. Öyle de bir belirtebilirim. Hem basit evet. hem Aslında bir tür hani şu olmuyor. Mesela elinizi alıp ben işte 50 kiloyum 50 kiloyum 50 ben ideal bedenliyim ben ideal bedenliyim deyip şişman olup ideal bedene dönüşemezsiniz. Yani bu kadar da hani basit ama bu kadar da etkisiz olabilir. Yani burada Asıl olay birkaç cümleyle toparlayarak anlatayım isterseniz. Lütfen. Birincisi telkinlerinizin özellikle kodlama telkinleriniz için söylüyorum. Birinci e, kural basit ve sade olması gerekiyor. Ne kadar çok komplikasyonlu bir telkin üretirseniz beynin algılama, kabullenme ve bunun işlemesi yavaşlıyor. O yüzden ne kadar çok basit ve sade kullanırsanız bu hızlı bir telkine dönüşür. İki, makro ve mikro net olması lazım makro yani resmin büyüğü ve küçüğü olması lazım. Bunları örneklendirme olarak da anlatırım. Üçüncüsü olmasını istediğiniz istikamette telkinler olmalı. Olmasını istediğiniz istikamette. Amaca hizmet etmeli telkin. Olmasını istediğiniz yani ne istiyorsanız o istikamette olmalı. Ee, ona da gireceğim şimdi. Hı, hı. Üç, ee, dört pardon. E, nasıl, nasıl anlatayım? E, bir başkası o, o vereceğiniz telkini başarıyor veya yapıyor olması şart. Yani sizin yaşınızda, örneğin dünyada olması şart gibi. Şimdi böyle ele alırsak, baktığınız zaman e, basit, sade, net dedik olmalı. Evet. Hani net. Mesela bazıları kilogram için mi konuşalım yoksa genel örnek? Genel örnek ve kilogram. İster <laughs> evet. okay. herkes için. Mesela bazıları işte 99 kilo olsam yeter diyor. E, gerçekte hayalinde istediği şey 75. Şimdi 75 kilo damı değil, 75 kiloda değil, 150 kilo da örneğin. O zaman bu telkini nasıl yapmalı? ben 75 kilo dayım diyemez. Ama şunu diyebilir. 75 kilo benim için doğru bir beden ölçüsüdür. Veya bedendir veya ağırlıktır. Çünkü kendinizi kandırırsınız. Eğer derseniz ki ben 75 kiloyum, ben 75 kiloyum. Bilinçaltınıza şu halinizde yani 150 kiloylu olan durumla 75 gibi ikna etmiş olursunuz. O yüzden basit ve sade net olanlarda e, olmuş gibi yapmak yanlış. Bu çok popülisttir piyasalarda olmuş gibi davranma. Evet. Olmuş gibi davranılamaz. Olmasını istedikleriniz farklı, gerçekleriniz farklı. Mesela ben günlük e, diyelim ki ben yürümeyi seviyorum. Örneğin ama ben günde ne kadar yürüyorum? İşte hayatımın içerisinde o kadar. Ama bir de her gün bir saat yürüyorum demek başka bir şey. Evet. Bir saat yürümek istiyorsanız bir saat yürümek doğrudur. Yürümeyi seviyorum ama bir saat yürümek doğrudur dediğinizde yavaş yavaş bir, bir, saat, saat yürümeye, yürümeye yürüme doğru olan, yönelmiş olursunuz. olabilir benim için. Elifli ben bir saat yürüyorum, 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 deyip kendinizi kandırmanıza yani gerekiyor. gerek 100 kilo yok. birisinin ben ideal bedendeyim, ee, evet. ideal bedendeyim, evet. fitim dediğinde evet. fit olmayacağım. Olmayacağım, evet. Ya da ideal işte ben beden kabul edileceği gerçeği. Zenginim, zenginim, zenginim diyerek zenginlik olmaz. Anlatabildim mi? Ama şu olabilir, zenginlik için ne gereklidir? Bir, üretim kafası gereklidir, Üretmekiniz gerekir. İki, bolluk, bereket, kazanç istikametinde bakmak lazım. Ee, emek vermek gerekir zenginlik için. Şimdi ben emek vermeyi seviyorum. Ben patronluk doğru olarak kabul ediyorum. Yani patron olmanın doğru olduğunu bir başkası kazanıyorsa ben de çok kazanabilirim. Yani bu kendinize bunu telkinleyebilirsiniz. Ben dünyaya bir şey üretirim. Dünya da bana bir şey karşılığında verir. <laughs> ben kazançlı kısımlara bakarım. Kara bakarım. Güzel şeyler üretirim. insanların faydasında bir şeyler üretirim gibi. Ne verdik? Otomatikman kazanımlar saydık. Evet. Kazanımlar saydık. İşte burada Zenginliği bu kabuğu götür. Yoksa oturup da ben zenginim, ben zenginim, ben zenginim, ben zengin olmak istiyorum, zenginlik bolluk bana gelir, ben bolluk mıknatızıyım. Bu iş o şekilde olmaz. Yani e, burada e, net olmalıyız, basit ve basit sade olmalıyız. E, i̇kincisi evet. makro demiştik, makro-mikro. Yani mesela bir ev istiyorum, yetersiz ama iki katlı, üç odalı, dört tuvaletli, beş banyolu neyse bahçeli bir ev istiyorum. Daha makro, bak resmi makro yaptık. Detayları mikro yaptık. Makro, ma, ma, mikro dediğimiz olay bu. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Üçüncüsü olmasını istediğimiz. Mesela ne istiyoruz? Allah kaza bela vermesin değil. Onun yerine sağlıklı git. Sağlıklı evine varasın. Örneğin olmasını iste. Yani terör istemi istemiyorsak tamam mı? Barışı konuşmamız lazım. Yani barışı telkinlememiz. Ne Barış doğru. Aslında. Evet ne istiyorsak onu ol. E, Biz olmasını e, istemediklerimizi çok telkinliyoruz. Evet, Buyurun. E, şu da etkili e, kalımca. E, kuvveti ve miktarı da etkili. Yani ben e, gün içerisinde 15 dakika oto telkinimi yaptım. Çok güzel şeyler söyledim. Çok şanslı olabileceğime, mümkün olduğuna, yaratıcının her şeyi bol bol verdiğini ve o bolluğun beni de bulabileceğine ikna etmek için telkin kullandım. Ama arkadaşım aradı gün içerisinde. Haberleri izledim. Ve aslında hayatın ne kadar kötüye gittiğine konuştum, ya da o dinledim, onun söylediklerini onayladım. Dolayısıyla benim aslında günlük yaptığım ototelkinin kuvveti düştü, değil mi? Yani ya şimdi şöyle ne kadar bunun yayın kuvveti de, değil mi? Telkinin anlat, anlat sor, sorunuz ve anlatmak istediğiniz e, telkinin şiddeti gücü miktarı. Kesinlikle. Elbette şimdi şöyle anlatalım. Mesela bir televizyon bugün bir telkin makinesidir. Televizyon, radyo, gazete, medya, internet, sosyal medya bunlar telkin makineleri. Değişik türevleri. Biri çamaşır makinesi, biri bulaşık makinesi, biri işte bilmem ne. Ama sonuçta hepsi senin işini görüyor yani. Siz telkin makinelerine maruz kaldığınız sürece ve kendinizi telkinlemediğiniz sürece hayat sizi rüzgarda, yaprağın rüzgarda savrulduğu gibi hayata savrulur gidersiniz. Ama bu telkin makineleri hayatta yok edemeyiz. Yani siz televizyona maruz kalmazsınız. Arkadaşınız televizyona maruz kalmıştır. Onun dedikodusuna maruz kalırsınız. Radyoyu kapatırsınız, karşınıza gazete çıkar. Gazeteyi kapatırsınız, e-gazete çıkar. Google'a girersiniz, başka bir şey çıkar gibi. Mesela şu anda izleyici benim telkinime maruz kaldı gibi. Bir şekilde hayat sizi telkin etmeye devam edecektir. Durduramazsınız. Ama şunu yapabilirsiniz. Siz kendiniz oto hipnoz, düşünce molası yaparak İçsel dünyanızdaki inançlarınızı güçlendirebilirsiniz. Bu zamanı yönetme, etkilenme gibi konuları da bilinçaltınızda etkileyerek değiştirebilirsiniz. Ve böylelikle dış dünyadan size maruz kalacak tekrar miktar ve şiddeti yüksek bütün bu medya, bütün bu halk, toplumun size vereceği telkinlere bloke etme gücünü oluşturabilirsiniz kendinizde. Eğer siz kendinizi düşünce molaları yapmaz ve zihninizi güçlendirmezseniz maalesef her zaman ördek olarak yaşamak zorunda kalacaksınız. Örnek olmak istiyorsanız iç dünyanızın telkinlerinizle iç dünyanızdaki inançlarınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Hangi inançlar derseniz yaşamak istediğiniz hayatın inançlarından bahsediyoruz. De. Tabii tabi tabi. Herkes nasıl istiyorsa öyle yaşasın. O yüzden dış dünya her zaman hayatımız içinde var. Ve bunlar gümbür gümbür size telkin maruz etmektedir. Evet. Bunların şalterlerini kapatabilme gücüne sahipsiniz evet. ama onları hayatımızdan yok etme gücüne sahip değiliz. Var olacaklar ama bunları bertaraf etmenin tek yöntemi hayalleriniz, hedefleriniz ve yaşamak istediğiniz hayatı kafanızda kodlamanız ve ona odaklanma durumunuz size gelecek olan e, telkinlere blok etmenize sebep olur. Bugün baktığınız zaman birçok lider dünyada kendi veya sanatçı kendi yaşamını yaratmaya çalışır. Ve çevreden bir sürü şikayet gelir, kavga gelir, her şey gelir. Ama o kendi etkilenmez. Evet. O yüzden etkilenmek çevresel frekanslarla alakalıdır. Frekansın yükseği alakalıdır. Ama mesela beni alın, Çin'e koyun. Orada bir buçuk milyar insan var. Ve orada her gün ateiz, ateizm yayınları yapılır. Tek çok düşünce Tanrının olmadığı anlatılır. Ama beni ikna edemezler. Bütün Çin Cumhuriyeti dahil hepsi Tanrı'nın varlığını ben ikna olmuşum başta. Tanrı'nın varlığı, yaratıcılığın varlığı. Evet. O yüzden hani inançlarınız ne kadar güçlüyse hiçbir frekans sizi etkileyemez. Evet çok iyi. Bu bana şeyi de hatırlattı bir an yani, telkin konusunu konuşunca. İnsanlar hep tek başına kalabilmeyi içsel e, konuşmayla yalnızlığı karıştırırlar ve onu yalnızlık gibi algılarlar ya. Evet. Aslında telkin, ototelkin yapabilmek için. Tek başınanın konforu, tek başına kalabildiğiniz evet. anlar, zamanlar ne kadar değerli değil mi? Kesinlikle yani e, bence e, en büyük eksiğimiz bu zaten. Benim zaten Türkiye'deki Yaşam çıkış noktam da bu. Birbirlerimize, değil mi? birbirlerimize, yani, yaşadığımız insanlarla. Kesinlikle yani benim Türkiye'deki çıkış noktam da bu. Benim e, psikosomatik hastalıklara veya kilo problemlerine yaklaşımım da bu zaten. Kişinin kendinle baş başa kalıp, kaos kafasını organize kafaya dönüştürmek. Düşünce molasının çıkış şeyi değil mi? Şey, Evet, Düşünce evet. molasının çıkış noktası bu. Bunun bir ilaç olduğunu, gerekli anahtar değilim. olduğunu, gerekli olduğunu fark ettiğim için bu alanlarda çalışmalarımı paylaşıyorum insanlıkla. Kesinlikle. Çok keyifli bir programdı. Hı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Biz teşekkür ederim. onurlandırdınız. İyi mukavemet. Efendim yine sizler için, YouTube izleyicileri için çok kıymetli Sayın Deniz Egece'ye sorduk. Telkinler hakkında konuştuk. Güzel bir programda başka bir programda görüşmek üzere efendim hoşçakalın.